Prim borcu bulunan esnafa emeklilik için yeni bir fırsat doğdu. Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir protokol yapıldı. Yapılan protokolle prim borçlusu esnaf emekli olabilecek. Ve bunun için son başvuru tarihi de bu ayın son günü, yani 31 Temmuz. Biriken prim borçları nedeniyle emeklilik onlar için hayaldi. Esnafa can simidi olacak protokol 31 Mayıs'ta imzalandı. Süreç devam ediyor. Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği yaptı. Sağlanan krediyle prim borcu ödenecek. Esnafa emeklilik yolu açılacak. Artık borçlarını rahatlıkla bankanın ödeyip onların emekli olup üst sisteminde zararlı çıkmadan borçtan kurtulup emekli olmasını sağlayacak. Banka esnafın borcuna aylık 1,28'lik faiz oranıyla kredi imkanı sundu. İnsanların rahatlamasına yol açıyor. Ancak kazançlarının bu birikmiş borçlarını yatırabilecek ölçekte olmaması sıkıntıya sokuyordu. Bankada devreye girince 60 aya kadar olan borçlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili önemli bir şey. Esnaf çalışmadan memnun. Herkes değerlendirmeli böyle şeyi, fırsatı. Esnaf kendi bağkuruk primlerini ödeyemiyor oluyor. Kendine edinmiş bir zarar olmuş oluyor. Bankanın sağladığı çok güzel bir fayda. Çalışmayla emekliliği hak eden esnaf hem borcunu kapatmış olacak hem de maaş almaya başlayacak. Düşünün, bir insanın 30 bin lira borcu var veya 70 bin lira borcu var. İşte alacağı maaşla Ziraat Bankası'nın kesintisinin dışında eline bir de para geçecek. Hem emekli olacak hem maaş alacak işte. Belli bir miktarda para kesilecek illaki bankada. Çok iyi bir fırsat. Güzel bir başlangıç, güzel bir yapılan iş. Ben de memnun oldum. İlk defa duymama rağmen güzel bir şey yani. Düzenlemeden yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Temmuz. Ankara'da gündüz sıcaklık 31 derece dolayındaydı. Şimdi 19 dereceyi gösteriyor. Hissedilen sıcaklık zaman zaman 35, hatta bazı yerlerde 40 dereceye kadar ulaştı. Nem de %38 civarında. Evet, meteorolojinin gündemine bakacağız şimdi de. Marmara ve Ege'de güneşli günlerin devam edeceği, özellikle de sıcaklığın Ege'nin güney kesimlerinde 37-38 dereceleri bulabileceği belirtiliyor. Hatta aşabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in batısında da termometrelerin 41 derecelere ulaşacağına ilişkin güçlü belirtiler var. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağış uyarısı var diyeyim. Ayrıntılar ve daha fazlası için sözü TRT Haber meteoroloji uzmanlarının hazırladığı hava durumu grafiklerimize bırakalım. Sonrasında da Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızda olacağız. Bazı illerdeki hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı az bulutlu. İstanbul 21-31, Bursa, Kocaeli ve Edirne 19-31, Balıkesir 18-35, Çanakkale... ...31, Hatay 24-33, Burdur 19-33, Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu, Ankara 15-30, Konya 19-31, Kayseri 12-29, Eskişehir 17-30, Sivas 11-26, Nevşehir 12-27, Kırıkkale 16-30, Aksaray 17-30, Çankırı 15-31, Kırşehir 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı bulutlu. Bolu 11-26, Zonguldak 18-26, Sinop 20-28, Karabük 13-30, Düzce 17-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz yerel sağanak yağışlı. Samsun 21-28, Trabzon 22-26, Rize 21-27, Ordu 21-26, Artvin 18-23, Çorum 13-29, Gümüşhane 15-23, Giresun 20-26, Amasya 16-30, Bayburt 14-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan yerel sağanak yağışlı.
Erzurum 14.26, Erzincan 18.30, Malatya 19.34, Elazığ 18.34, Kars 14.27, Van 18.31, Hakkari 21.32, Bitlis 17.28, Tunceli 18.35, Ardahan 13.24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Diyarbakır 22.39, Gaziantep 22.36, Şanlıurfa 24.40, Mardin 28.35, Batman 17.39, Siirt 24.38, Adıyaman 24.39, Kilis 22.37 derece. Bir kez daha merhaba, bir kez daha TRT Haber'de Gece Bakışı'na hoş geldiniz. Saatler 00.05'i gösteriyor takvim yaprakları da. 6 Temmuz 2018 Cuma'yı, yani hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Belçika'da 19 yaşındaki Müslüman kıza yapılan akıl almaz bir saldırı. O saldırının yankıları devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki insanlar da şaşkın ve de tepkili. Bölge sakini Türklerse gelişmelerden oldukça kaygılı, yani endişeliler. Elbiselerini yırttılar, vücuduna kesici aletle haç işareti kazıdılar. Belçika'nın Charleroi kentinde Fas kökenli Müslüman kıza yapılan vahşi saldırı gündemdeki yerini koruyor. TRT Haber saldırının gerçekleştiği yere gitti. Belçika günlerdir Müslüman genç kıza yapılan çirkin saldırıyı konuşuyor. Olay bu sokakta meydana geldi. Saldırının ayrıntıları tüyler ürpertiyor. Genç kız kaybolan kedisini bulmak için dışarı çıkmıştı. O sırada karşısına çıkan iki kişi önce pis Arap diye sözle taciz etti. Daha sonra kaçmasına engel olarak önce tartakladılar, elbiselerini yırttılar ve vücudunun muhtelif yerlerine kesici aletle haç işareti çizdiler. Bölge sakinleri de bu çirkin saldırıya son derece tepkili. Herkesin kendi gelenekleri var. Yaptıkları şey çok korkunç. Kabul edilebilir bir şey değil. Dini ne olursa olsun kimse için doğru değil. Duyunca şoke oldum. Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştık. Bölgede yaşayan Türkler ise tedirgin. Tabii tedirginliği artırdı. Çocuklarımız okula gidiyor, geliyor. Bunun üzerine emniyet olaylarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, döndü sarı ışık, benim gibi değil. Kibarca çirkin saldırı vurgusu yapıyor Belçika'daki bu barbarlığa, iğrençliğe, faşistliğe, haçlı kafaya. Devam ediyoruz. Dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı bir ülke Fransa. Ve Orta Doğu'daki krizi şimdi körükleme çabası içerisinde. Afrika'daki sömürgelerinde, Orta Doğu'daki geçmiş tarihi bilgilerimiz çerçevesinde söylüyoruz, işgalci zihniyetine yeniden dönüşün manevralarını, arayışlarını gerçekleştiriyor. Özellikle de Macron'la beraber, Macron'un cumhurbaşkanı olmasıyla beraber. Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu sivil toplum kuruluşları Fransa'nın daha çok bölgede çatışmakta olan ülkelere, halihazırda çatışmakta olan ülkelere silah yağdırdığını ortaya çıkardı. Fransa Orta Doğu'da kriz çıkarıp silah satıyor. Sivil toplum kuruluşları Fransa'yı bu ağır ifadeyle suçladı. Uluslararası Af Örgütü, AKAT France ve Silahlanma Gözlemevi, Fransa'nın silah satışının yarısından fazlasını Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Sivil toplum kuruluşlarını ortak açıklamaya götüren Fransa Savunma Bakanlığı'nın parlamentoya sunduğu silah satışı ve ihraç raporu oldu. Metinde Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Antlaşması yükümlülükleri de göz ardı edildi. Ayrıca Fransa'nın geçen yıl gerçekleştirdiği silah satışından 6 milyar 900 milyon avro gelir elde ettiği bilgisi paylaşıldı. Fransa rapora göre satışın yarısından fazlasını körfez ve çatışma altındaki ülkelere yaptı. Fransa böylece bölgedeki çatışmaları körüklemekle de suçlandı.
Sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklamasında Suudi Arabistan'ın 2017'de 1 milyar 38 milyon avro değerinde silah satışıyla Fransa'nın ikinci büyük müşterisi haline geldiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır'ın da Fransa'nın en önemli müşterileri arasında olduğu vurgulandı. Şunun da altını çizeyim. Terör örgütü PKK-YPG'nin gerek Suriye'de Afrin'de gerekse Münbiç'te önemli destekçiler arasında yer almakta Fransa. Diyeyim ve Avrupa'nın gündemini ekranlarınıza taşıyalım. Gece Bakışı'nın bu bölümünde her zaman olduğu gibi Avrupa'nın gündemi diyeceğiz. Geride kalan günde Avrupa'da konuşulanları Almanya'nın Köln kentinde bulunan ki terör örgütünü PKK'nın, FETÖ'cülerin, DHKPC'nin önemli destekçilerinden birisi de Almanya'dır. Fransa değil sadece. TRT Haber muhabiri Ahmet Hamdi Şişman bizlerle birlikte. Ahmet seni beklettim, kusura bakma. Söz sende diyorum hemen. Fuat Kozluklu, aslında senin de belirttiğin gibi evet PKK'cılar, FETÖ'cüler burada gerçekten çok güçlü, çok sayıda bulunuyorlar. Ancak ilk maddemiz tam da bu konuyla ilgili Alman istihbaratının güçleri orada NATO müttefiki zannettiğimiz bu ülkelerin onlara güvenli alan açması, maddi manevi her anlamda destek vermesinden kaynaklanıyor. Yoksa onlar destek vermese böyle bir güç olamazlar bunlar. Maalesef bütün Avrupa devletlerinin desteği resmi veya gayri resmi olarak arkalarında. Evet. Ancak sürpriz sayılabilecek gelişme şu anda bahsedeceğimiz gündemimizle ilgili Alman istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı bir rapor yayınladı. Bu raporun YPG PKK ile ilgili bölümleri Türkiye'deki medyada da genişçe yer buldu. O raporda YPG'nin PKK'nın Suriye uzantısı olduğunun kabul edildiği yazıyordu. Bu raporun daha şimdi Almanya'nın diğer bakanlıklarının, kurumlarının politikalarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Malum Türkiye'nin Almanya'dan aldığı Leopard tanklarının Suriye'de kullanılmasına dair yoğun bir baskı vardı Almanya'da hükümete. Şimdi YPG'nin PKK bir terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunun en azından istihbarat raporunda kabul edilmesi belki hükümetin burada iç muhalefete karşı elini güçlendirecek ve ayrıca Almanya'da PKK sembollerinin eylemlerde kullanılması yasak. Yine İçişleri Bakanlığı eğer bu rapordaki YPG ile ilgili kısımları göz önünde bulundursa belki ileride YPG ile ilgili sembollerin kullanılması da eylemlerde yasaklanabilecek. İkinci maddemiz Avrupa'yı uzunca bir zamandır meşgul eden sığınmacı kriziyle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel sığınmacı konusunda Avrupa Birliği'nin oluşturmaya çalıştığı sığınma politikalarına karşı muhalif bir duruş sergileyen Macaristan Başbakanı Orban'la görüştü. O görüşmenin sonunda yine Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili konumuna atıfta bulunuldu. Almanya Başbakanı Merkel, eğer zamanında Suriye'deki ve Türkiye'deki mültecilerle yeterince ilgilenseydik bugün Avrupa'da bir mülteci sorunu yaşamıyor olurduk ifadesini kullandı. Almanya'daki bu mülteci krizinin iç politikada Merkel'in partisinin koalisyon ortaklarıyla kriz yaşadığını biliyorduk. Hemen bu akşam yaşanan bir gelişme vardı. Sosyal demokratlarla da anlaştığı söylendi. Angela Merkel'in partisinin Avrupa Birliği ile yaptığı ve diğer koalisyondaki ortağı İçişleri Bakanı Seehofer'in partisiyle yaptığı anlaşmadan, mülteci konusundaki anlaşmadan sonra sosyal demokratlarla da anlaştığı haberleri geldi. Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'nin yürüttüğü vize serbestisi müzakereleri konusunda da bir gelişme vardı. Avrupa Parlamentosu dün yaptığı bir oylamada vize serbestisiyle ilgili 72 kriter vardı. Bunların tamamına yakınını Türkiye aslında karşılamıştı. O kriterlere Kıbrıs'ı Rumların tek yetkili olacağı şekilde tanıma şartı da getirildi ve bu şartla vize serbestisi de aslında tamamen yokuşa sürülmüş oldu. Yine bu konuyla ilgili bir diğer gelişme, yine Avrupa Parlamentosu oylamasıyla kabul ettiği ve 2021 itibariyle yürürlüğe girecek olan bir gelişme daha var. O da Avrupa Birliği'nin vize serbestisi uyguladığı ülkelere dahil. Bu ülkeler 2021'den itibaren Avrupa Birliği'ne seyahatte bulunmak isteyen vatandaşlar bu ülkelerden bir elektronik sistem
sistem oluşturulacak ve buradan başvurularda bulunacak. Bunun Türkiye'yi ilgilendiren kısmı gri ve yeşil pasaportlular da artık bu elektronik sisteme girip başvuruda bulunmak zorunda kalacak. Avrupa Birliği'ne seyahat etmeden önce son gelişmemizde İngiltere'den geçtiğimiz Mart ayında iki eski Rus ajanının Novichok adlı bir sinir gazıyla zehirlendiği ve sonrasında yaşanan krizle çokça gündeme gelmişti İngiltere. Yine iki kişinin daha cumartesi günü bir parkta baygın halde bulunan iki kişinin daha yine aynı sinir gazıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Yalnız bu kez hem İngiltere yönetimi hem diğer taraflar daha itidalli davranıyor. Bu Novichok adlı sinir gazının nereden temin edildiği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadığını açıkladı İngiliz makamları. Fuat Kozluklu. Ahmet Hamdi Şişman Almanya'nın Köln kentinden bildirdi. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Saatler 00:15'i. Takvim yaprakları da 6 Temmuz 2018 Cuma'yı gösteriyor. Devam ediyoruz. Şimdi okyanusun Atlantik'in öteki yakasına. Yok. Avrupa kıtasının öteki yakasına uzanacağız. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın göçmenlere yönelik politikalarına tepkiler tam anlamıyla zirveye ulaşmış durumda. New York'ta bir kadın Başkan Donald Trump'ın faşizan uygulamalarını protesto amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi olan özgürlük heykeline tırmandı. Orada saatlerce kaldı. İspanya'da da benzer bir eylem vardı. Çocukların kafeslere kapatılmasını, göçmenlere yönelik insanlık dışı politikaları böyle protesto etti. Adı Tereze Okomou. Kadın eylemci Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü özgürlük heykeline tırmandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarına tepkisini bu eylemiyle gösterdi. Protestocu kadın özgürlük heykelinin üzerinde tam 4 saat kaldı. Polis eylemciyi ikna edemeyince harekete geçti. Okomou gözaltına alındı. Amerika'daki bir diğer protesto ise San Francisco'da gerçekleştirildi. Eylemciler göçmen bürosunun önünde toplandı. 200 kişi bina önünde çadır kurdu. Buradayız çünkü göçmenlik ve gümrük muhafaza ekibi göçmenleri gitmeye zorluyor. Bir süredir korkunç şeyler yapıyorlar. Çocukları ailelerinden ayırıyor ve tek başlarına hapsediyorlar. Benzer bir eylem de İspanya'da gerçekleşti. Marsabe adlı bir kadın İtalya'nın sığınmacılara yönelik politikalarını Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb heykeline tırmanarak protesto etti. Kollarını aç yazan can yeleğini Kolomb'un koluna taktı. Tüm dünyaya neler olduğunu anlatmak, insan haklarının tehlikede olduğunu ve dışarı çıkıp onları savunmamız gerektiğini göstermek istedik. Bu yüzden bu eylemi yaptık. Polis çok geçmeden müdahale etti. Göstericiyi gözaltına aldı. Şimdi göçmenler konusu ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çok dramatik, çok trajik, bir o kadar da çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Birazdan Tuna Şanlı bize Washington'dan son gelişmeleri aktaracak. Ama öncesinde İsrail'e uzanacağız. İsrail askerleri dünyanın gözü önünde Filistinlere zulmetmeye, onları katletmeye devam ediyor. Uluslararası çağrılara hiçbir şekilde kulağını vermiyor. Kulaklarını tıkamış durumda, umursamıyorlar. İsrailliler, buldozerler ve askerlerle geride kalan günde çok büyük bir küstahlığa, barbarlığa imza attılar. Bir köye baskın yaptılar. İsrail askerleri evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadını yerlerde sürükledi. Yardıma koşan Filistinler, onlar da İsrail askerlerince acımasızca dövüldü. Ben öldürülmedikleri için sevinmeleri gerekir diyorum tırnak içerisinde. Zira İsrail'in hiç umrunda değil. Göz göre göre hatta kameraların önünde ateş edip öldürüyor. TRT Haber ekibinden Fatih Yavuz bizlerle birlikte. Bu barbarlığın, hukuksuzluğun yaşandığı bölgedeydi geride kalan günde. Han al-Ahmar köyündeydi. Yaşananları izledi, yaşananlara tanıklık etti. Ve şimdi bizlere aktaracak. Nedir Fatih, tanıklık ettiğin barbarlıkla ilgili unutamadıkların, aklında kalanlar?
Evet Sayın Kozluklu, İsrail Filistin işgaline adım adım devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi bu işgali barbarca yapıyor. Herhangi bir uluslararası hukuk normlarına uyacak şekilde gerçekleştirmiyor. Hiçbir şekilde uluslararası hukuku da tanımıyor. İsrail'in yeni hedefi sizin de söylediğiniz gibi Han el-Ahmar köyüydü. Han el-Ahmar Kudüs ve Batı Şeria arasında önemli bir noktada bulunuyor. İsrail bu sebeple gözünü o bölgeye dikmiş durumda. E1 projesi kapsamında bu bölgeye hakim olmak istiyor. Nedir E1 projesi? Doğu Kudüs ve Ölü Deniz arasındaki 12 bin dönümlük arazi üzerinde herhangi bir Filistin varlığını olmaması yerine Yahudi yerleşim birimlerini yerleştirme projesi kapsamında Han el-Ahmar'a gözünü dikmiş durumda. Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinliler kim? Aslında ilginç bir bilgi var onlara dair. 1953 yılında orada yaşayan Bedeviler, Necef çölünde yaşayan Bedeviler yine İsrail zulmünden dolayı sürülüp Han el-Ahmar köyüne yerleşmişlerdi. 2018 yılında 1953'ten 2018 yılına gelindiğinde Filistinli Bedeviler tekrardan mülteci olmakla karşı karşıya geliyorlar. Yine İsrail zulmünden dolayı. Aslında İsrail bu kararı 1999 yılında almıştı ama uluslararası camianın tepkisinden dolayı kararını ertelemişti. Ancak geçen 2018 Mayıs ayında İsrail Adalet Mahkemesi kararı onayladı ve orada Han el-Ahmar'da bulunan Filistinlerin yerine Yahudi yerleşim birimlerinin yapılmasını kararlaştırdı. Geçtiğimiz çarşamba günü de İsrail polisi beraberinde yıkım ekibiyle beraber köye girdiler. Sabahın erken saatlerinde girdiler. İlginç bir detay, Filistinlilerin sivil direnişini kırmak için yaptılar bunu ama buna rağmen Filistinliler sivil direniş gösterdiler. Sizin de bahsettiğiniz gibi kadın, çocuk ve yaşlılar da olmak üzere sivil direniş gösterdiler. Hatta İsrail polisi bir kadını acımasızca yerlerde sürükledi. Ancak buna rağmen sivil direnişi kıramadı. Karar şu anlık pratik olarak ertelenmiş olsa bile Filistinliler nöbet tutmaya devam ediyorlar. Bugün Perşembe günü oradaydık, yine bölgedeydik. Hemen gözlemlerimizi size aktaralım. Çarşamba gününe nazaran tansiyon düşüktü. Ancak Filistinliler yine köylerine giremediler. İsrail onları köylerine almadı, girişinde bekletti. Girişinde de uluslararası aktivistlerle beraber Filistin otoritesinden yetkililerle beraber kamp kurdular, nöbet tuttular. Bir Filistinlinin bize aktardığını size aktaralım. Çok enteresan bir bilgiydi. Evine gidip su almak istiyor. Sadece evine gidecek. Sonradan tekrardan kamp kurdukları, nöbet tuttukları yere geri dönmek istiyor. Ancak Filistinliler su almasına bile müsaade etmiyorlar. Böyle bir bilgiyi bize aktarmıştı. Uluslararası tepkiler de vardı İsrail'in bu kararına. Birleşmiş Milletler endişe duyduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'nden durdurma çağrısı geldi ve Türkiye'den de kınama ve durdurma çağrısı vardı. Bugün başka önemli bir detayı da size aktarmak istiyorum. Çok ilginç bir detay. Avrupa Birliği'nden birkaç diplomat, önemli ülkelerin diplomatları Han el-Ahmar köyüne girmek istediler. Ancak İsrail polisi
ve de duygulandıran bir sahne. Şimdi sen de sanırım orada gözlemleme fırsatı buluyorsun. Filistinlilerin orada birçok şeye ihtiyacı var. Var. Ama sanırım en önemlisi destek bulmak. Şimdi Türkiye ve özelinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'in en önemli destekçilerinden. Hatta İsrail'i en sert, en çıplak ifadelerle dümdüz, hatta soykırımla suçladı, itham etti. En sert protesto eden lider. Filistin halkındaki yerimiz, Cumhurbaşkanı'nın yeri özelinde. Neler söyleyebilirsin? Evet Sayın Kozluklu, biz de Gazze'de büyük geri dönüş yürüyüşü protestolarını TRT Haber ekibi olarak takip ettik defalarca. Hem İsrail sınırından hem de Gazze'nin içerisinden takip ettik. Biz de defalarca Türk bayrağının açılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin açılması durumlarına şahit olduk. Biz bunu TRT Haber ekibi olarak arkadaşlarımızla beraber Filistinlilerin Türkiye'nin desteğine bir teveccühü olarak değerlendiriyoruz. Emin Selim'in de aslında bugün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda bunları öğrendik. Bunları bir kanıt olarak söyleyebiliriz. Emin Selim şöyle bir şey söylüyor. Beni Türk bayrağı yüzünden vurdular diyor. Keskin nişancıların hedefi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kahramanca duruşundan da İsraillerin rahatsız olduğunu belirtiyor Emin Selim. Aynı zamanda kendisi için bu bir seçim tebriği. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk başkanı olması, ilk seçilmiş başkanı olması ve AK Parti'nin seçim zaferini kutladığını ifade ediyor. Bu Gazze'de Filistinlilerin Türkiye'ye gösterdiği teveccüh sadece Gazze'de değil. Biz Kudüs'te de defalarca buna şahit oluyoruz. Kudüs'te gerçekleşen toplumsal hareketlerde, protestolar sırasında özellikle Aksa içerisinde Türk bayrakları, Türkiye bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri açılıyor birçok defa. Bu tabii ki Türkiye'nin hem İsrail işgaline karşı duruşu hem de Filistinlilere olan desteğinin bir sonucu. Evet. Tabii ki Filistinliler de bir karşılık buluyor. Sadece protestolar sırasında değil, günlük hayatlarında da Türkiye bayraklarını dükkanlarına asıyorlar, evlerine asıyorlar. Erdoğan'ı birçok kez zikrediyorlar. Ele ele Türkleri evet. gördükleri zaman özellikle sevgilerini zikretiyor Filistinliler. Şimdi ben Netanyahu, İsrail'in başındaki isim Başbakan Netanyahu, onun tırnak bırakmadığına inanan birisiyim. Bütün tırnaklarını bitirmiştir yemekten. Çıldırıyordur Türk bayraklı Filistinleri görünce, Erdoğan posterli Filistinleri görünce çıldırıyordur. O hırsızlıktan, yolsuzluktan, rüşvetten 6-7 defa karısıyla yanılmıyorsam sorguya çekildiler. Netanyahu'yu merak ediyorum. Bu fotoğrafları, bu görüntüleri izledikçe neler yapıyordur. Tırnak da bırakmadı zaten. Başka neresini yiyecek? Etini kemirir. Son olarak kısaca. Şimdi 11 Haziran'da İsrail yine bir hukuksuzluğa imza atmıştı ve Ebru Özkan adındaki bir Türk vatandaşını Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına almıştı. Defalarca o gözaltı süresini uzattılar ve hala serbest değil. Buna ilişkin son bilgileriniz neler kısaca? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Ebru Özkan 11 Haziran'da Kudüs ziyaretinden Türkiye'ye dönerken Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail yetkililer tarafından gözaltına alındı. Arkadaşlarının verdiği bilgiye göre İsrailli yetkililer arkadaşlarına siz gidin, arkadaşınız arkanızdan bir sonraki seferle Türkiye'ye dönecek dedi. Adeta tuzak kurdu ve Ebru Özkan'ı 11 Haziran'dan itibaren tutuklu olarak gözaltına aldı ve Ebru Özkan 11 Haziran'dan beri
sivil değil askeri mahkemelerde hakim karşısına çıktı defalarca. Ancak polis mahkeme sırasında hakimden tutukluluk süresinin devamını talep etti. Soruşturmayı tamamlamak adına. Geçtiğimiz salı günü polis mahkeme sırasında soruşturmayı tamamladığını ifade etti ve savcıya dosyayı sundu. Ancak salı günü mahkeme bir karara bağlanmadı. Mahkeme sona ermedi. Ebru Özkan'ın tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı. 8 Temmuz'da tekrar askeri mahkemede yargılanacak Ebru Özkan. Bu sefer savcının bir talebi oldu, uzatma talebi oldu dosyayı inceleyebilmek için. Sadece 8 günlük bir talepte bulunmuştu. Ancak mahkeme 6 gün şeklinde cevapladı bunu. Tel Aviv'de bulunan, Büyükelçilik'te bulunan görevlilerimiz Ebru Özkan'la görüştüler. Evet. Ebru Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, moralinin iyi olduğu, tabii ki tutukluluk süresinin bitmesini istediğini, özgür kalmak istediğini söyledi. Evet. Ancak Ebru Özkan'ın sağlık durumunun ve psikolojik durumunun iyi olduğunu Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki görevlilerimizden öğrendik. Şaşırmadım. Şaşırmadım psikolojisinin, sağlık durumu değil ama psikolojisinin iyi olduğunu duyduğuma şaşırmadım. Onları sevindirmiyordur İsraillere. Fatih Yavuz, uzun bir yayın oldu. Teşekkür ederim, seni yorduk. Kolay gelsin. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmiş durumda. Bu önemli tarihi görüşmenin ana hatları açıklandı. Trump'ın Rusya'nın 2016'daki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimine müdahalesini görüşmede öncelikli olarak gündeme getireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. Daha önce iki kez görüşen liderlerin bu ilk ikili zirvesi olacak. Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili zirvede Trump'ın gündeme getireceği konuları açıkladı. Buna göre Trump, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimine müdahalesi tartışmalarını gündeme getirecek. Seçim kampanyası boyunca Putin'e sıcak mesajlar gönderen Trump, kendisini başkanlık koltuğuna taşıyan 2016 seçimine Rusya'nın müdahale etmiş olabileceğini ancak sonucu etkilemediğini söylüyor. Bu konuda ABD İstihbarat Kurumları ve Temsilciler Meclisi'nin raporuyla tamamen farklı düşünen Trump'a Putin'le bu konuyu daha ayrıntılı görüşmesi gerektiği yönünde telkinler var. Görüşmede ayrıca Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'ya müdahalesi, Suriye'deki durum ve iki ülkenin bundan sonra izleyecekleri yol ele alınacak. Hibrit savaş ve uluslararası silah kontrolüyle nükleer silah sayısının kontrolü de zirvenin gündeminde olacak. Başkan Trump'ın görüşmenin iki ülke arasında yapıcı bir etkileşim yaratacağını ve barışla güvenliğin yararına olacağına inandığı belirtiliyor. Trump yönetiminin üst düzey yetkilisi soğuk savaşın sona ermesinden bu yana her ABD başkanının Rusya ile kötü seyreden ilişkileri sıfırlayıp yeniden başlama çabalarının hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek Trump-Putin zirvesinin iki ülke ilişkilerini düzeltmek için iyi bir başlangıç olacağı imasında bulundu. Evet, dünyanın en çılgın, en sağ solu belli olmayan adamı Donald Trump. Trump'ın ilan ettiği bir ticaret savaşı var. Aslında ürkütücü, kaygı verici bir zemine sürükleniyor. Bu savaş başladı. Washington'un Çin mallarına yönelik 34 milyar dolarlık yeni gümrük tarifeleri. Onlar önümüzdeki saatlerde yürürlüğe girecek. Yani 6 Temmuz itibariyle. Piyasalar oldukça kaygılı. Küresel ticaret savaşlarının maliyetinin 2 trilyon doları, en az 2 trilyon doları bulabileceği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünyada yeni bir krizin fitilini ateşledi. Ulusal güvenliği gerekçe gösterdi, ticaret savaşlarını başlattı. Özellikle Çin'e hedef alan yeni strateji kapsamında pek çok ürüne ek vergi ve kısıtlamalar getirildi.
It doesn't matter. I can almost name any of them. Bazı ülkeler var. İsim vermeyeceğim. İşçilerimiz, çiftçilerimiz, ülkemiz ve şirketlerimiz üzerinde çok büyük gümrük tarifeleri uyguluyor. Biz de onlara tarif uygulayacağız dedik. Siyasetçiler ve diğerleri hepsi bana gelip lütfen serbest ticaret istiyoruz diyecekler. Bunun neresi serbest ticaret? How is it free trade? 34 milyar dolar tutarındaki Çin ithal ürünlerine yönelik Amerika'nın yeni gümrük tarifeleri 6 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. Çin ise ticaret savaşı istemediklerini ancak karşılık vermekten çekinmeyeceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyaya ateş ediyor. Kendine de. Çin tehdit ve şantajlara boyun eğmeyecek. Serbest ticareti ve çok taraflı sistemi korumaya devam edecek. Çin mallarına yönelik 16 milyar dolar tutarındaki yeni tarifelerin de Ağustos ayında yürürlüğe girebileceği konuşuluyor. Pekin'in misilleme yapması durumunda Trump, tutarı 450 milyar dolara çıkarma tehdidinde bulunmuştu. Çin yönetimi Yuan'ı korumak için önlemler alıyor. Pekin, devlet medya organlarından, Amerikan medyasından gelen haberlerin izin alınmadan yayınlanmamasını istedi. Ticari savaş beklentisi piyasaları sarstı. Yatırımcı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari kriz nedeniyle endişeli. Küresel ticaret savaşlarının maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği belirtiliyor. Evet, dünyanın belası durumunda bir isim Donald Trump. Sadece dünya için değil, ülkesinde de bela. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş dinamiklerine, ülküsüne, vizyonuna aykırı birçok sayıda yanlışa imza attı. Birçok sayıda yasaları, masaları bypass eden kararları hayata geçirmeye çalıştı. Ve şimdi onlardan birisi oldukça öne çıkmış bir gündem konusu, haftalardır hatta. Çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikası Trump'ın oldukça tartışılmıştı. Öyle ki çocukları ailelerinden alıyor, aralarında 3-4-5 yaşında çocuklar var, jiletli dikenli tellerle çevrili bir kafesin içerisine koyuyor. Çocuklar orada bas bas bağırıyor, ağlıyor, kendinden geçiyor, bayılanlar var. Trump'ın umurunda değil. Öylesine kibirli, küstah birisi. Evet, Beyaz Ev'de böyle birisi oturuyor. Gerçeği dümdüz söylemek lazım. Amerika genelinde vicdan ve merhamet yüreğine, ruhuna, kişiliğine sahip milyonlar var. Bunu da biliyorum. Ve o insanlar ne yapıyorsun diyerek ayağa kalktılar. Onlar ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimini protesto ettiler. Etmeye de devam ediyorlar. Washington yönetimi Meksika sınırında ailelerinden ayırdığı, gasp ettiği, rehin aldığı, esir ettiği çocukları şimdi DNA yöntemiyle aileleriyle yeniden bir araya getireceğini duyurdu. Washington'a uzanacağız. TRT Haber ekibinden Tuna Şanlı karşımızda. O arkandaki Beyaz Ev'de oturan adamın bu uygulamalarından pes dedirten birçok tepkiyi Amerikan halkının, duyarlı halkın dile getirdiğini biliyoruz. En son 4 Temmuz Amerika'nın doğum günü kutlamalarında gördük ki New York'ta özgürlük heykeline birisi tırmandı, protesto etti. Nasıl bir şey bu DNA ile bilmem neyle işte tekrardan nasıl insafa geldiyse ailelerine buluşturma hamlesi nedir ayrıntıları Tuna? Fuat Kozluklu, öncelikle bir son dakika gelişmesini aktarayım. Yayına hazırlanırken Beyaz Saray'dan gelen mesaja göre Amerika Birleşik Devletleri Ankara Maslahat Güzarı Kosova Büyükelçisi olarak atandı Donald Trump tarafından. Yani Senato'ya aslında ismi gönderildi. Yani geçenlerde burada açıklama yapan. Yüksek olasılıkla kabul etmesi bekleniyor. Bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi açıklaması da eli kulağında demek oluyor. Geçen günkü açıklamadan farklı. Şu anda Ankara'da maslahat güzellik görevinde bulunan kişiyi Kosova Büyükelçisi olarak önerdi. Dolayısıyla oradaki pozisyon tamamen boşaldı. Bir temsilcisi yok şu an. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi açıklamasının da eli kulağında olduğunu gösteriyor. Bu bilgiyi verdikten sonra asıl konumuza dönecek olursak önce çocukları ailelerinden
pirinçten ayırdı. Şimdi taşı pirinçten ayırmaya çalışıyor Trump yönetimi. Ne yaptığını fark etti. Daha doğrusu bir takım mahkemelerin ve yargıçların da bazı açıklamaları ve özellikle San Diego yargıcının da ortaya sürdüğü bir deadline'dan sonra buna mecbur kaldı dememiz gerekiyor. 3000 çocukla ilgili şimdi bir DNA testi yapılması gündemde. Başkan Trump'ın sıfır tolerans politikası çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne güney sınırından kaçak yollarla giren çocuklar ailelerinden ayrılmıştı bundan haftalar öncesinde ve gözaltı merkezlerinde hatta bazıları cezaevlerinde tutulmaya başlandı ve bu tabii çok büyük tepki çekti ülkede. Büyük protestoların fitilini ateşlemişti ve sonunda San Diego'da yargıç Trump yönetiminden derhal çocukları aileleriyle birleştirmesini istedi. Yaşı 5'in altında olan çocukların 10 Temmuz'a kadar, diğer bütün çocukların ise 26 Temmuz'a kadar aileleriyle birleştirilmiş olması gerektiğini belirterek bu yönde adım atılmasını istedi. İşte bundan sonra Trump yönetiminin zamanla yarışı başladı. Ve sabah burada ulusal kanallarda yayınlanan öğrendiğimiz bir habere göre de bu zamana yetişebilmek için ve mahkemenin, yargıcın bu isteğini bir an evvel yerine getirebilmek için de binlerce çocuk DNA testi kullanılarak aileleriyle birleştirilme yoluna gidilecek. Böylesine aslında bir haberi sabah okuduğumuz zaman hani şaka mı bu diye birbirimize sorduk. Önce çocukları ailelerinden ayırdılar, ardından da şimdi birleştirmek için de zamanla yarışıp DNA testini kullanıyorlar. Bunu yakın vadede bir çözüm üretmesi çok zor görünüyor. Burada yapılan yorumlar bu şekilde. DNA testinin zaten sonuç vermesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Güney sınırında tutulmakta olan 3000 çocuğun akıbetleri, daha doğrusu aileleriyle ne zaman buluşacağına dair akıbetleri ile ilgili hiç kimse bir zaman çizelgesi sunamıyor ama bilinen tek şey var ki şu anda aslında hani trajikomik bir durum. Bunu böyle adlandırmak gerekiyor. Yaşandığı ve DNA testleriyle çocukların aileleriyle birleştirileceği şeklinde. Tuna, Philip Cosnett, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki maslahat güzel Kosova'ya büyükelçi olarak atandı, senin söylediğin. Geçenlerde de açıklama yapmıştı bundan 3-4 gün önce. Başkan Trump'ın Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istediğini söylemişti. Sen de diyorsun ki eli kulağında artık. Peki bu arada Çevre Kanun Dairesi, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt. Scott Pruitt. Evet. Çevre Koruma Ajansı'nın Başkanı Scott Pruitt istifa etti. Bir takım bununla ilgili de son dönemde iddialar vardı. Kendisine yönelik yolsuzluk suçlamaları da vardı. Birkaç dakika önce son dakika ibareleriyle istifa haberi de geldi. Bu arada önemli bir başka bilgi. Trump, Başkan Trump Fox TV çalışanlarını Beyaz Saray'da istihdam etmeye devam ediyor. Fox TV eski yöneticilerinden Bill Shine iletişimden sorumlu özel kalem yardımcılığına getirildi. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şu an Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ve aynı zamanda üst düzey bir görevde bulunan Dışişleri Bakanlığı'nda görevini yürüten Heather North da Fox TV sunucusuydu. Zaten Fox TV'nin uluslararası yayınlarından bahsetmiyorum ama ülke içine yayın yapan kanalını baktığınız zaman hani Donald Trump bir televizyon kursa ancak bu kadar olurdu diyorsunuz o yayınları izlediğiniz zaman. Karşısı da aynı şekilde bu arada. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Yani CNN'de tamamen Donald Trump karşıtı bir yayın politikası sürdürüyor. Şu anda iki tarafında televizyonculuk, habercilik yaptığını söylemek çok zor. Ve eski Fox TV yöneticilerinden birisi de şu anda iletişimden sorumlu özel kalem yardımcılığına getirildi. Bu basınla arasını nasıl etkileyecek? Zaten herhalde bundan daha kötü olmaz Beyaz Saray'ın basınla arası. Yani artık seninle beni izlemeyecek mi Trump? Sadece Fox mu izleyecek? Zaten çoğunlukla Fox'u izleyip attığı tweetlerde de Fox'un şu programı ilk yüze girdi, bu programı da ilk onda en fazla izlenen program şeklinde tweetler atıyor. Herhalde Fox dışında izlediği tek kanal CNN. Kendisine yönelik açıklamalarında düşünecek olursak bizi izliyor mudur? Trump olmasa bile bizi izleyenlerin olduğu kesin. Ankara'daki Büyükelçiliği'nin izleyip, yalnız TRT'yi değil tabii, bütün kanalları izleyip, bütün gazeteleri okuyup onlar hakkında, Amerika Birleşik Devletleri hakkında neler konuşulduğunu kelime kelime rapor ettik.
ettiklerini zaten biliyoruz. Beni çok seviyorlar. Bu arada biliyorum. Bir hatırlatma da yapayım az önceki. Evet, neydi? Az önceki haberimize istinaden ben yayına bağlanmadan önce Çin'le ilgili haberi veriyordunuz. Yarın evet. Ticaret savaşlarının ilk evet. tetiği çekilecek. Bununla ilgili olarak da resmi açıklama geldi. Doğu yakası saatiyle yani Washington saatiyle gece yarısı 12'de bu gümrük vergisi uygulamaya konulacak ve bunun bir ticaret savaşının ilk tetiği olarak yorumluyor burada Amerikalı uzmanlar. Kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri'ne avantaj sağlayacağı ancak orta ve uzun vadede hiç kimseye bir avantajının olmayacağı bu ticaret savaşının, hatta uluslararası alanda da küresel politikalar, piyasaların bundan olumsuz etkilenebileceği şeklinde de yaygın yorumlar yapılıyor. Özellikle 1930 yılında yine Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı astronomik boyuttaki gümrük vergilerinin o dönem dünya ekonomisini nasıl olumsuz etkilediği şeklinde de bir takım yorumlar eklenerek. Tuna Şanlı, arkasında White House oldunuz artık. Peki, arkasında Beyaz Ev, önünde de kocaman Türkiye. Evet, çok Beyaz çok teşekkürler. Ev. Washington'dan bildirdi Tuna Şanlı. Devam edeceğiz TRT Haber'de Gece Bakışı'na. Telefonlarımız dinleniyor mu? %100 Trump ya da onun adamları dinliyor. Eğleniyorlardır beni dinleyip. Ne yapacaklar? Şaka bir tarafa. Akıllı telefon kullanıcılarının sık sık sorduğu bir soru bu. Dinleniyor mu telefonlarımız diye. Eğer komplo teorilerine inanmıyorsanız, prim vermiyorsanız somuttan gidin lütfen. Mantık yürütün. Evet, dinleniyor. Dinleyenlerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Onlardan söz ediyorum. Onlar onlarca yıldır dinliyor zaten. Hele hele Türkiye'de Merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullahçı terör örgütünün polis ve asker kılıklı buradaki elemanları yıllarca dinlediler. Selam Tevhid davasında müştekiyim. Beni dinlemişlerdi en azından. Neden dinledilerse. Ben kendim, annem dinlemiyor beni. Amerika Birleşik Devletleri'nde Northeastern Üniversitesi var. O üniversitenin telefonlarınız dinleniyor mu dinlenmiyor mu konusunda yaptığı bir araştırmanın sonuçları vallahi uyutmayacak cinsten. Endişe verici. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefon uygulamaları çoğu zaman hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Ancak güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki Northeastern Üniversitesi akıllı telefonlardaki uygulamaların ne kadar güvenli olduğu sorusuna yanıt aradı. 17 bin telefon uygulamasını inceledi. Bazı uygulamaların kullanıcıların ekran görüntüsünü aldığı ve bu bilgileri reklam şirketlerine sattığı ortaya çıktı. Telefonunuzdaki bir uygulamayla yemek ya da kargo siparişi verdiniz. İşte o anda adresinizin bulunduğu ekran görüntüsü reklam şirketlerine gönderilebilir. Bu banka bilgileriniz bile olabilir. Şu an güvenemiyorum açıkçası. Telefonuma bile artık güvenmemeye başladım. Onun dışında da yani bundan sonra kullanırken dikkat ederim yani. Bazı kullanıcılar karşılaştıkları beklenmedik durumlar nedeniyle dinlendiklerini de düşünüyorlar. Ben telefonda yabancı dil okulu arıyordum. Bir anda bana yabancı dil okullarından mesaj gelmeye başladım. Ben de o zaman anladım dinlendiğimi. Peki bu güvenlik tehditleri önlenebilir mi? Akıllı telefonların %100 güvenli olduğunu söylememiz gerçekçi olmaz. O yüzden de bu tip şeylerin olması mümkün. Cihazlarımızı da uygulamaları indirirken mutlaka bize soruyor. Diyor ki işte fotoğraflarınıza erişsin mi? Buna izin verip vermememiz tamamen bizim elimizde. Dinleyin. Evet, TRT Haber'de saat 23'ten bu yana gece bakışıyla karşınızdaydık. Yaklaşık 1 saat 48 dakika boyunca 5 Temmuz 2018 Perşembe'de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dilruba Amil. Ankara'dan da Ali Yakışıklı, Özge Karabulut, Buğra Akça ve Merve Yaşa hazırladılar. Ben de ekranlarınıza taşıdım. Dilek Özen yönetti, Recep Cihan katkıda bulundu.
takvim yaprakları 6 Temmuz 2018 Cuma'yı gösteriyor. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Birazdan Oya Eren karşınızda olacak. Çok haber var, aktaracağı çok şeyler var. Evet, güzel ülkemin güzel insanları, güzel bir güne uyanmanız dileklerimize. Cuma saat 20'de yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın efendim.